Herkese merhabalar. Bugün sizlerle yine sizlerden gelen yorumları cevaplamaya devam ediyoruz ve sizlerden gelen yorumlara baktığımızda bilhassa Türk dili ve edebiyatı dersinde öğrencilerimizin birçok yorumunda şu konuya odaklandığını gördük. Hocam dil bilgisini anlayamıyoruz. Bakın burada Görkem çek dil bilgisi çok zor demiş. Arife ki özellikle dil bilgisinin soru çözümü yapmalısınız demiş. Nisa Abuç of dil bilgisi bir tek bana mı zor geliyor demiş. İbrahim Can dil bilgisinden kurtulamadık demiş. Halil Sayın dil bilgisi ağırlıklı olsun demiş. Mark edebiyattan yüz aldım diyenler falan gerçekten doğru mu söylüyor? Çünkü bu dersten hiçbir şey anlamıyorum demiş. Yine Meriç Dursun da dil bilgisi konularına eksik olanlar ve kendini geliştiremeyenler olarak ne yapmalıyız demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle çok çok önemli. Dil bilgisiyle alakalı burada size temel bazı kavramları, temel bazı taktikleri söyleyeceğim ama sizin esas yapmanız gereken şey bol bol yanlış yapmak. Nasıl yani hocam? Evet evet. Ne kadar çok yanlış yaparsanız o kadar çok doğrusunu öğreniyorsunuz. Şöyle düşünün. Mesela bisiklet sürmeyi bilmeyen bir öğrenci, diyelim ki bisiklet sürmeyi bilmiyorsunuz ve İstanbul'da yaşıyorsunuz. Eğer bisiklet sürmeyi bilmiyorsanız evin burasından burasına kadar gidemezsiniz. Çünkü bisiklette dengede duramazsınız. Niye? Çünkü bisiklet sürmeyi bilmiyorsunuz. Ama bisiklet sürmeyi öğrendiğinizde Odanın bir ucundan bir ucuna kadar gidersiniz. Sonra mahallenin önüne sürmeye başlarsınız. Sonra daha uzak yerlere de gidersiniz. Zaten her yeri biliyorsunuz. Yani yaşadığınız şehirdeki her yeri biliyorsunuz ama oraya bisikletle gidebilmeniz için bisiklet sürmeyi bilmeniz lazım. Yani bisiklette dengede durmanız lazım. İşte esasında sizler şunu bilmeniz lazım ki bizler Türkiye'de yaşıyoruz. Ve dilimizde Türkçe. O zaman bir kere bütün her şeyi biliyoruz. Yani hoş geldin, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Bunlar Türkçe zaten konuşuyoruz. Bunların sıfat mı, zarf mı, isim mi, işte fiil mi olduğu esasında dengede durmak gibi bir şey, bisiklet sürmek gibi bir şey. Eğer hiç bilmiyorsan zaten evin içine bile gezemiyorsun. Yani eve geldim cümlesi. Mesela yazıyorum bakın şöyle. Öğrenciler, öğrenciler ee, geldi diyelim. Şimdi bu cümlede öğrenciler ve geldi sözcüğünün bunun isim bunun fiil olduğunu ya bilmek zorunda değiliz. Günlük hayatımızda kullanıyoruz zaten. Yani geldi fiil. Ne diyorsun ya? Deli misin? Otur yerine. Ders değil mi? Mesela hoca matematik hocası desen ki merhaba hocam. Merhaba zarf. Hocam isim desen matematik hocası der ki tımarhanenin mi sene git der. Yani kafası karışır. Ne diyor bunlar der. ve hatta öğrenciler geldi. Öğrenciler özne geldi. Yani böyle şeyleri biz günlük hayatımızda kullanmıyoruz. Ama günlük hayatımızda öğrencileri ve geldiği kullanıyoruz. Tamam. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi o zaman biz bunların ne işe yaradığını esasla temelden öğrenmemiz gerekiyor. Geldinin fiil, öğrencinin isim olduğunu bir kere öğrenmemiz lazım. Yani öğrenciler isimdir, geldi, gelmekten fiildir. Ama köküne bakarsan bu öğrenmekten öğrencidir. Yani bazı kavramları bildiğinizde çok rahat halloluyor. oluyor. Hatta size şimdi bir dakika içinde bütün sözcük türlerini anlatayım mı? Geldi fiil, bunu biliyoruz. Öğrenciler isim. Çalışkan öğrenciler az önce geldi dediğin zaman Burada çalışkan sıfat oluyor. Az önce zarf oluyor. Niye? Bu ismin önüne gelmiş. Bu fiil önüne gelmiş. E, çalışkan öğrenciler şuraya geldi. Şuraya az önce geldi dersen. Şuraya ne olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bak gizli belli değil yani. Ona, buna, şuna, birine, bazısına. Bu da zamir oluyor. Bu kadar basit. Türkçedeki sözcük türleri bu kadar basit. Sıfatlar, isimler, zamirler, zarflar ve fiiller. Bu kadar basit. Bunun detaylarını öğrenmeniz için ve hatta Buradaki bazı sözcüklerin neden zamir veya ne zamir olduğunu öğrenmeniz için de bol bol yanlış yapmanız gerekiyor. Yanlış yaptığınız zaman soru çözümünü dinleyip hocalardan öğrenmeniz gerekiyor. Bizler zaten sizlere mesela sıfırdan dokuza Türk dil edebiyatında konuyu net bir şekilde gösteriyoruz burada. Mesela bir dilbiks konusu açalım Mesela fiil. Fiil konusunu burada zaten olabilecek en kısa şekliyle anlatıyoruz. Ama burada anlattıktan sonra veya bizim videolarda dinledikten sonra sizin yanlış yapmanız lazım. Yani yanlış yaptıkça öğreniyorsunuz. Buraya geçiyorsun. Çekimli fiil yoktur. Bu neydi ya diyorsun. Çekimli fiil, fiil mi istiyorsun? Fiil yoktur. Okuyorsun cümleleri. Allah Allah. Yine yapamıyorsun. O zaman kare okutup çözümünü dinliyorsun. Ve çözümünü dinlediğin, yanlışın doğrusunu öğrendiğin her bir konu, her bir soru zamanla sana bir bilgi olarak yerleşiyor. Yani zaten bildiğin bilir. Hani İngilizce değil ki. Adjectives, verbs, nouns. Böyle şeyleri duymana gerek yok. Sen bunların zaten isim, bunların fiil olduğunu bil. Gerisini zaten aklından çıkarabileceksin. Anlamla yapabileceksin. Mesela burada anlamla bağlantılı bir soru sorayım. Burada kaç tane sözcüğün kökü fiil desem çalışmaktan çalışkan, öğrenmekten öğrenci, gelmekten değil mi? Bunları hemen görebiliyorsunuz. Bak bu anlamla bağlantılı. Ama kelimenin kökünün ne olduğunu bilmeniz lazım. Dolayısıyla arkadaşlar benim size tavsiyem bol 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 konu anlatımı dinlemek yerine, konu özet çıkarmak yerine yanlış yapıp, yanlış yaptıktan sonra buradaki soru çözümlerini veyahut da e, arkadaşınıza sorabiliriz. Mesela diyelim ki bizim Dinamo'da bir sürü soru var. Dinamo'da bir sürü soru var. Yazılı soruları bile var. Burada yanlış yaptığınız soruların çözümünü dinleyin. Ama hocam ben de işte Dinamo Soru Bankası ya da sıfırdan dokuza yok. Başka kitaplar var. Tamam. Oradaki soru çözümlerini dinleyin. Ya da o yanlışların çözümünü arkadaşlarınıza sorun. Zaten bir beş altıncı sorudan sonra artık sormaktan sıkılırsınız ve aklınıza yerleştirirsiniz. Yani az önce neydi abi zarf? Tamam. Bir daha az önce neydi? Ya tamam artık az önce zarf dersi, Bir daha sonrasın gelmez. Dolayısıyla bu bir kondisyon meselesi arkadaşlar. Bu arada sıfırdan dokuza ve dinamo gibi dokun sınıfı yönelik takviye kitaplarımızı açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdiden sizlere sınavlarınıza başarılar diliyoruz. Ne kadar çok yanlış o kadar çok bilgiyi zihnimize sokacak. Hadi bakalım kolay gelsin.